Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Cevat abi sizlere değişik bir konuyla hakkında birkaç örnek göstereceğim. Daha önceden açmıştım ben sayfamı proje. Şimdi arkadaşlar Cevat abi değerlerin tanımladığımız mesela rakamları bir toplama çıkartma olarak bir formül şeklinde uygulanarak başka bir şekilde atanıp sonucu vermesiyle ilgili bir örnek göstereceğim. Şimdi. Bir de arkadaşlar size şunu söylemeyi unutmuşum en başından beri. Mesela bu scanner yazdı mı? Bu bazı örnek bununla alakalı örnekleri yapabilirim. Ancak scanner'ı silip de sadece yıldız koyarsam bu şekilde Java'daki bütün aklınıza hangi program gelirse onu yapabilirim. Yani bunu unutmayın. Bu yıldız bütün alt programlara dair her şey yapılabileceğini göstermektedir. Neyse ben şimdi yapacağım şeye başlayayım. Dosyamı deneme diye açmıştım zaten. O yüzden class deneme yazmam gerekiyor. Zaten programı yazdıkça anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir. O yüzden sadece beni takip edin. Anlayacaksınız. Ayrıca bu arada internetten bazı arkadaşlarım bana diyor, dedi daha doğrusu görüştüm. Bu videoların kalitelerinin biraz daha yüksek olması gerektiğiyle ilgili. O yüzden bunu kalitelerinin yani görüntü kalitelerini yükseltmekle ilgili birkaç tane değişik uygulamalar yapacağım. İnşallah sizin için de kullanışlı ve ya faydalı olur. Okay, bu şekilde. Şimdi burada numara tanımlıyorum arkadaşlar. Değer gireceğim için. Nedir? Arkadaşlar bu arada ben Java programı hep İngilizce yazıyorum çünkü Türkçe bazı kelimeleri program kabul etmiyor. O yüzden hepsi İngilizce. Bu anlamadığınız kelimelerin Google'dan translate yaparak karşılıklarını bulabilirsiniz. Çünkü hepsini anlatmıyorum ne demek olduğunu. Mesela numara tanımlamışım. Şimdi numaraya ben 10 verdim. Another başka bir rakam demek. Yani başka bir şey. Buna da 15 diyorum. Another. Şimdi integer value. Value değer demek. Yani 10 ile 15'in toplamı 25 değil mi? Şimdi ben bu tanımlamış olduğum iki değer number another sonuç olarak da value değerini üçünü birden kullanmak istiyorum. Üçüncü yani başka bir alt segment açarak bu tanımlamış olduğum değerleri üçünü birden bir formül gibi kullanıp sonucunu almak istiyorum. Şimdi integer third diyorum yani üçüncü. Şimdi burada number another diyorum, tamam mı? Burada da number çarpı another eksi value. Şimdi arkadaşlar şu ise burada third diye tanımlamıştım. Number another. Toplamı 25 zaten biliyorsunuz. Şimdi şu bu kısımda number another çarpımı eksi value diyor. Yani number 10, another 15. İkisini çarpacağız 150 yapacak. Daha sonra value 25. 25 çıkacak bize 125 yani 125 olan bir değer vermesi gerekiyor. O yüzden print elen 4 diyorum burada. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tanımlamış olduğum 3 değeri kullanarak kendime başka bir atama yaparak
Bu üçünü kullanıp başka bir sonuç buldum. Şu şekilde göstereyim size. Number 10 diyor. Bunun dolu işaretimi koymayı unutmuşum. Evet. Gördüğünüz gibi 125 değerini verdi bize. Şöyle yapalım bir kere daha. Daha düzgün olsun. Evet. 125. Gördüğünüz gibi 125 veriyor. Yani bu ne demek? Yani bu ne demek? Şu bu 3 tane değer number, another ve integer value değerini ben tanımladım. Bunları kullanarak kendime başka yani üçüncü bir formül kullanarak kullandım. Ya bu sonuçları, bu rakamları kullanıp kendime başka bir olasılık yaratıp bunu da yazdırdım. Yani bu şekilde yapabileceğiniz basit bir yöntemde kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni takip etmek isterseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler. Başka videoda görüşmek dileğiyle.